Kırmızı Koltuk'tan herkese merhaba. Mandalorian sezon 3 bölüm 2 ile karşımızdaydı. Ya çok aman aman bölüm değildi. Çok hızlı bir oraya gidiyor, bir oraya gidiyor falan filandı ama beni şaşırtmaya başardı. Vallahi çok şaşırttı. Yani önceki bölümlerde, sezonlarda Luke'un gelmesine kadar bütün tahminlerimi önceden tutarken bunu da daha ilk bölümden çuvalladım. Ben çünkü ilk bölümü izlediğimizde geçen incelemede de ne demiştim? Bu sezonun herhalde ana konusu bu yıkanma mevzusu. Gerisi yan konular. Bir de mevzuyu bölersek küçük questlere, işte IG-11'ı tamir ettirme, oradan dallanan belleğini bulacağım falan filan. Ben bunlarla uğraşacağız sanıyordum. Bir başladı bölüm, bir yazdı böyle bölüm adı Mandalorian'ın madenleri diye. Dedim nasıl ya, bir dur lan, daha ikinci bölümden gidecek miyiz biz Mandalore'a? Beni gerçekten bu konuda şaşırtmayı başardı ve diğer şaşırtmadığım nokta da şimdi Tatooine'de başladı hikaye. Tatooine'de başladı. Bizim bu tamirci ablaya gitti bizimki. Tam Bonta Eve zamanı falan filan. Neyse orada bizim bu eski R5 var. R2'yla karışıyordu hani Episode 4'te falan filan. Ya IG-11'ı bulamazsın. Bak Java'lar bile memory parçasını bulamayacağını söyledi. Sana ben bu R5'ı vereyim muhabbeti yaptı. Kabul etti lan bizimki hemen. Oha ben diyordum daha bunun memory arayacağız falan filan. Yok. Eyvallah dedi. Direkt o quest'i yok etmiş oldu ve iş çok değişik ya valla. O açıdan yani verdiği kararların hemen değiştirip farklı bir şekilde ilerlemesi hoşuma gitti. Biz sanıyoruz IG-11'ın parçasını arayacak. Adama diyorlar onu boş ver, bu robotu al. İyi tamam hadi ben bu robotla gezeyim. Valla da gitti. Neyse gittiği yerde çok ayrıntısı anlatılacak mevzu yok işte. Canavarlar, manavarlar takıldı biraz oralarda kapışmalar. Bunu böyle droidimsi bir yaşam desteği de olan mı diyeyim, ne diyeyim işte, genel Rebels tarzı işte bir aslında organik bir varlık olan değişik bir herif kaçırdı bunu. Yani kaçıran herifin böyle bir gözü vardı gibi falan filan ama kendisi modüler olarak bir gövdeden ayrılıp başka gövdeye de geçebildiğini falan gördüğümüz değişik bir yaratık geldi bunu yakaladı. Ondan sonra bizim Grogu yardım için Bo-Katan'a gitti. Bo-Katan lan yine mi geldi bu derken bir şaşırdı. Oha lan çocuk kendi gelmişti deyip hemen yardımına koştu. Bo-Katan'ı bayağı bir Darksaber'la dövüşürken izledik. O aralar falan güzeldi. Bizim Mando düzgün kullanamıyor. Aa geliyor böyle falan filan ama Bo-Katan gayet iyi kullanıyordu. Zaten eninde sonunda o Bo-Katan'a geçecek o kılıç canım yani. Ben öyle olmasını bekliyorum. Neyse. Yani ben sezonun hikayesi olarak sandığım bu banyo yapma hikayesi bir baktım. Aa suları da buldular. Gayet girdiler de içine. Hızlı ilerledi. Demek ki önümüzdeki bölümlerde artık bambaşka konulara geçecek bu. Yani öyle benim dediğim gibi işte sezonun konusu banyo yapmadır. Yan hikaye böyle parça hikayelerle böyle böyle ilerler değil. Çünkü suyun içinde bambaşka bir yaratığa rastladık. Bu bambaşka yaratık dediğimde orada zaten ön bilgisini hemen verdi yanında okuyarak oradaki yazıtlardan falan. Bu Mandalorianların biliyorsunuz bir sembolü var, bir simgesi var. Kuğu kafa gibi böyle değişik bir şey. O simgenin sahibi olan bir yaratık efsanesi var işte. İlk Mandalorlar mı ne zamanında, yüzyıllar önce mi, yıllar önce mi, bin yıllar önce mi, ne zamansa işte bu yaratığı ehlileştirmişler. Ve artık o yaratık bunların sembolü haline falan gelmiş teknik. Bu efsane bir bakıyorlar aşağıda yaşayanı var lan bunun. Yani bize böyle bunları gösterip tak diye de sudan çıktıktan sonra bitti. Dediğim gibi aman aman bölüm değildi akıcılığı açısından. Çünkü hızlı hızlı bir oraya gidiyor. Havaya baktım, geldim gemiye, oraya gittim, burada yakalandım, onu çağırdım, buraya geldim. Böyle tık 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 çok hızlı ilerlemeler, hızlı kararlar, hızlı geçişler ve önceki kararlardan çok hızlı vazgeçişler var. Mekanlar vesaire açısından da Mandalore beni çok memnun etmedi. Çünkü girişi bir kere hep aynı açıdan görüyoruz. Hep aynı açıdan bir tane taşın arkasından şöyle giriyorsun. Bir robot girdi önce, bir robot kayboldu. Mando gitti, robotla geri döndü. Sonra kendi tekrar gitti. Grogu çıktı dışarıya. Sonra Grogu şeyle beraber geldi, Bo-Katan'la beraber geldi. Ya hep aynı açı. Ben tek bir taş var şurada, arkasından biriyle giriyor, çıkıyor, giriyor, çıkıyor. Bana uzaktan gösteriyorsun şehri ama aşağı böyle vuş diye inip o şehirle ilgili bir şey göstermeyip hemen aşağıdaki o maden taraflarına falan gidiyorsun. Yani çok tatmin edici bir ooo Mandalore'a bak be diyeceğim bir şey görmedim. Geldi hep aynı dekorları, aynı sahneleri, aynı şeyleri gördük ama
şey açısından güzel işte, şaşırtma açısı. Beni şaşırttığımı benim kalbime alırsın işte. Bana beklemediğim bir şey sun böyle. Gayet güzel. Şu anda ben mesela önümüzdeki bölümlerde ne olacağı hakkında hiçbir fikrim yok. Hiçbir tahminde bulunamıyorum. Yani şey hoşuma gitmez. Sürekli o yaratıkla maratıkla aşağılarda onlarla uğraşmayın. Ben bu maden falan filan sahnelerini, o şeyleri falan pek sevmiyorum. Biraz daha açık hava ya da şehir merkezlerinde falan takıldıkları zaman daha hoşuma gidiyor. Çünkü şu an dar mekanlar vesaire şu bu. O bana basit geliyor, bilmiyorum. Çok bir tasarım, daha çok da karanlık kullanılan tasarımlar olduğu için ucuza mı kaçtınız falan filan diyorum. Yani çok etkilemiyor oradaki görseller beni. Bana daha çok dışarıda mışarıda uzay savaşları şunlarla bunlarla gelirse ya da Tatooine Matooine gibi böyle çok sevdiğimiz yerlerde gezersek daha hoşuma gider ama bizi şaşırtmaya devam et Mando. Şaşırttığın için bölüm biraz tık bile olsa benden puanı almış oldun. Gayet güzel. Cidden önümüzdeki bölümde ne izleyeceğiz acaba? Bu sefer 42 dakikaydı. 35 dakika olunca kızmıştım. 42 dakika da aslında çok yetmiyor. Yap şunu bir 50-60 dakika böyle doya doya izleyelim ya. Neyse. Kırmızı Koltuğun bir bölümünün daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.